Yapımcımız Sayın Turgut Özay, yurt dışı eğitimi sizlere daha iyi anlatabilmek için Global Vizyon Yurt Dışı Eğitim Kurumu'na gitti. Hadi bakalım hep birlikte izliyoruz. Türkiye'den her yıl 100 bine yakın öğrenci eğitim almak için yurt dışına gidiyor. Peki yurt dışındaki eğitimin alt başlıkları neler? Hangi ülkeler ne gibi avantajlar sunuyor? Tüm bunları Global Vizyon Yurt Dışı Eğitim Kurucusu Deniz Akar'a sorduk. Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Turgut Bey. Hoş bulduk. Yurt dışı eğitim dediğimizde ne anlamalıyız? Şimdi yurt dışı eğitim çok kapsamlı bir konu aslında Turgut Bey. Şu anda dil eğitiminden tutun da yurt dışında yüksek lisans programına kadar çok geniş bir programlar yelpazesi içinde yurt dışı eğitimi algılayabiliriz. Sizin de bahsettiğiniz gibi 100 bin Türk öğrenci bir yılda yurt dışında eğitim programlarına katılıyor. Bunun en büyük kısmını dil eğitimi, İngilizce dil eğitimi veya diğer diller oluşturuyor. Ayrıca yaz okulları çok popüler son dönemde. Bunun haricinde yurt dışında üniversite, yüksek lisans, Erasmus programları, Work and Travel gibi çalışmalı programlar yurt dışı eğitimin kapsama alanı içerisinde diyebiliriz. Peki özellikle şu an tabii üniversite tercih dönemi içinde bulunduğumuz için gençler biraz da yurt dışı eğitimde üniversite başlığını merak ediyorlar. Peki hangi üniversitelerle veya hangi ülkelerle çalışıyorsunuz ve onlar Türk öğrencilere ne gibi avantajlar sağlıyorlar? Evet, Temmuz-Ağustos ayı sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de üniversitelerin tercih dönemi. Çok ciddi sayıda öğrencimiz de yurt dışında üniversiteyi tercih ediyor. Özellikle İngilizce eğitim veren İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelere büyük bir ilgi var. Fakat son zamanlarda bu ülkelerde eğitim ücretleri dolar bazında, sterlin bazında olduğu için fiyatlar bir hayli yükselmesi nedeniyle Avrupa ülkelerine yoğun bir ilgi alıyoruz. Doğu Avrupa, Polonya, Estonya, hatta Ukrayna, Rusya gibi ülkeler son yılların gözde ülkeleri haline geldi. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, örneğin Polonya örneğini verebilirim. Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Yıllık eğitim ücretleri 2000-3000 euro civarında ve eğitim veren üniversiteler 500 yıllık, 300 yıllık devlet üniversiteleri. Bunun yanında Çek Cumhuriyeti, Macaristan son dönemde tıp fakülteleriyle çok öne çıktı. Almanya her zaman Türk öğrencilerden büyük ilgi görür. Almanya gibi, Fransa gibi, İtalya gibi ülkelerde devlet üniversiteleri sizin de bildiğiniz gibi ücretsiz eğitim veriyor. Avrupa'da doğal olarak son dönemde üniversitelerde onlarda da çok ciddi açıklar oluşmaya başladı. Bunun nedeni de genç nüfusun azalması, göçmenlik politikaları nedeniyle biraz geleneksel göçmen aldıkları ülkelerde sınırlamaları üniversitelerde ciddi boşluklar oluşturdu. Örneğin Hollanda üniversiteleri çok ciddi açıkları var. Danimarka'da aynı şekilde. Ve Türk öğrenciler de bu konuda oldukça başarılı buluyor. Peki hocam YÖK denkliği var mı? YÖK denkliği, evet. Şöyle bir şey var Turgut Bey. Bu konuda bir bazen yanlış anlaşılma oluyor. Bölümün denkliği ayrı bir konu, üniversitenin denkliği ayrı bir konu. Eğer kendi ülkesinde, kendi devleti tarafından bir üniversite tanınıyorsa ve Türkiye Cumhuriyeti de o ülkeyi tanıyorsa oranın üniversitesini tanımak zorundayız. Ama mezun olduğu bölüm tıp gibi, hukuk gibi, efendim siz söyleyin eczacılık gibi bölümlerse bu bölümler doğal olarak Türkiye'de de bir müfredat denkliğinden geçmek zorunda. Ama bizim öğrenci gönderdiğimiz dünyanın ilk 1000 üniversitesindeki tüm üniversiteler YÖK denkliğine bölümleri olarak da sahipler. Teşekkür ederim hocam. Yurt dışı eğitimi Global Vizyon Yurt Dışı Eğitim Kurucusu Deniz Akar'la konuştuk. Evet, değerli dostlar, bu bölümün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara, reklamlardan sonra başarıya doğru devam edecek.